Zamları ve vatandaşın alım gücünü örnek gösteren Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, hükümet için köpük benzetmesinde bulundu. Narin, en yakın seçimde inşallah iktidarın köpüğünü bu vatandaş alacak. İktidar köpük şu anda, dedi. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, yüksek faturaları ve ülke gündemini değerlendirdi. Elektrik ve doğalgaz tarifelerine yapılan zamların ardından faturaların kabardığını anlatan Narin, artan asgari ücretin de vatandaşın cebine girmeden faturalara gittiğini söyledi. Vatandaş 2 ay önce ödediği faturayı şu an 3 kat ödüyor, 2 kat ödüyor. Yani doğalgaz faturası, elektrik faturası, su faturası, bunlara yetişemez oldu. Asgari ücrete zam geldi diyoruz ama asgari ücretin zammı 2800 lira olduğu dönemde alım gücü bundan daha fazlaydı. Şimdi 200 lira ödeyen bir vatandaş şu anda 600 lira fatura geliyor, şaşırıyor ne yapacağını. 600 lira gelen iş yeri sahipleri şu an 5000 liraya kadar fatura geliyor diyor. Yani bunun izahı da yok. Bunun bir nasıl söyleyeyim size, bir zemini de yok. Yani bunu bir artık tedbirini alıp bu zamları ne yapmamız lazımsa ona göre yapalım. Vatandaşın boğazına geldi artık. İşveren işçisini çalıştırıp fabrikasını çalıştıramıyor, üretim yapamıyor. İşçi de asgari ücretli yetişemediği için, alım gücü düşük olduğu için çalışamaz halde, evine ekmek götüremez halde. Şunu söyleyelim, bu yüksek faturaların köpük olduğunu söyleyen iktidara biz şuradan şunu söylüyoruz. En yakın seçimde inşallah iktidarın köpüğünü bu vatandaş alacak. Yani köpüğünü inşallah alacak diye düşünüyoruz biz. Çünkü iktidar da köpük yani şu anda, onu söyleyelim. Biz ilk seçimde Yeniden Refah Partisi'nin iktidar olacağını ve bu köpüğü söndürüp sağlam bir temel içerisinde, sağlam bir zeminde inşallah vatandaşımızı rahata kavuşturacağını söylüyoruz. Müjdesini de veriyoruz buradan. Saygı ve sevgilerimizi de sunuyoruz.